Merhaba sevgili tarihseverler. Bu hafta heyecan verici bir yerdeyiz. Tarih öncesi arkeoloji çalışmaları açısından dünyanın en büyük keşfi olarak kabul edilen Şanlıurfa Karahan Tepe. Kazı Başkanı Necmi Karul hocamızın belirttiği gibi Karahan Tepe'nin kazılma amacı aslında Göbekli Tepe'nin nedenini, nasılını ortaya çıkarmak. Yani denilebilir ki buradaki kazılar tamamlandığı zaman biz Göbekli Tepe'nin neden yapılmış olduğunu da ortaya çıkaracağız. Ve tabii ki bu büyük alanın neden üstünün kapatılmış olduğunu da. Arkamda görmüş olduğunuz bu alan Karahan Tepe'nin en önemli keşfi. Ana kayaya oyulmuş bir erkek başı resmedilmiş. Buradaki erkek başına dikkatle bakarsanız aslında çok yabancı olmadığımız sanki Orta Asya erkeği figür olarak resmedilmiş gibi duruyor. Bunun yanı sıra bu alanın neden özel bir alan olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki, buradaki büyük toplanma alanından girilen bir merdivenle giriliyor ve aynı şekilde bir merdivenle çıkılıyor. Demek ki burası özel bir alan. Buradaki toplanma alanından seçilmiş özel insanlar, herkes değil bazı insanlar bu kapıdan, bu merdivenden aşağıya iniyorlar. Burada gereken ritüeli gerçekleştirdikten sonra artık aynı kişi değiller. Farklı kişi olarak bu merdivenden çıkıp sonlandırıyorlar ritüellerini. Burada görmüş olduğunuz erkek başının muhtemelen önemli bir dini figür olabileceği düşünülüyor. Burada yine dairesel biçimli çukur bir oyuk görüyorsunuz. Ana kayadan oyulmuş ve erkek cinsiyet organını temsil eden dikili taşlar, sadece dışarıdan bir leopar kafası getirilmiş. Bunun dışında tüm alan ana kayadan oyulmuş, oldukça ilgi çekici bir yer. Bu alanın giriş kapısında daha önce bir heykel bulunmuş ve heykelde bir genç yetişkin sırtında da leopar avı. Yani bu kapıda sırasını bekliyor sanki. İçeriye girecek ve o avladığı leoparla yetişkinliğini ispatlayıp ve bu merdivenlerden de yetişkin, olgun bir erkek olarak dışarıya çıkacak. Zannediyorum burası erkeklerin avcılık döneminde kendilerini ispatladıkları özel bir alan. Karahan Tepe'de birçok buluntuya rastlanıldı. Hayvan iskeletleri, insanların kullandığı ilk aletler. Tabii ki Neolitik döneme tarihlendiği için daha çok taştan yapılmış aletler. Şu an önünde bulunduğumuz alanın yarım bırakıldığı düşünülüyor. Yani yapıldıktan bir süre sonra yarım bırakılmış. Ancak duvarında bir tilki ve yılan motifi dikkat çekiyor. Karahan Tepe'deki bu yapının büyük bir kompleks yapı olduğu düşünülüyor. Burasının Göbekli Tepe'den en büyük farkı. Bildiğiniz üzere Göbekli Tepe'de daha çok hayvan motiflerine rastlanmıştı. Burada ise aksine daha çok insan motifine rastlanıyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Paleolitik ve Mezolitik dönem insanı kendisini hayvanlar aleminden zannediyor. Yani hayvandan çok fazla ayırt edemiyor. Onun gibi avlanıyor, etleri onun gibi pişirmeden yiyor. Ancak Neolitik dönem insanı, yani Karahan Tepe insanı artık yavaş yavaş hayvanlar aleminden sıyrılarak insanlığının öneminin farkına varıyor. Yapılan çalışmalar Karahan Tepe'nin M.Ö. 9400 ila 9200 yıllarına ait olduğunu gösteriyor. Tabii ki çalışmalar tamamlandığında bu bilgimiz daha geriye veya daha ileriye gidebilir. Arkamda görmüş olduğunuz Karahan Tepe'ye ait çıkarılan en büyük alan 23 metre çapında. Göbekli Tepe'ye benzetecek olursak Göbekli Tepe'deki en büyük yapı olan D yapısına benzemekte, o büyüklükte. Burada görmüş olduğunuz aslında taş tepeler olarak adlandırılan, şimdilik sayıları sadece 12 tane olan ve aktif kazı çalışmasının yapıldığı alanlardan bir tanesi Karahan Tepe.
En ünlüsü bildiğiniz üzere Göbekli Tepe'ydi. Ancak Karahan Tepe'nin çalışma alanı Göbekli Tepe'den çok daha büyük. Ancak Göbekli Tepe'den çok daha yeni bir zamana tarihlenmiş. Karahan Tepe'de hemen ana toplanma alanının etrafında yerleşim birimleri görünüyor. Ve oldukça ilginç olan şey şu, her yerleşim birinin yani oda diyelim, her odanın içerisinde mutlaka bir dikili taş var. Muhtemelen çatıyı taşıdığı düşünülebilecek bu dikili taşlar gördüğünüz üzere her bir odanın içerisinde söz konusu. Karahan Tepe'de bulunan bu yerleşim birimlerinin veya odaların içerisinde taştan kullanılacak kapkacakları görmek mümkün. Hemen burada görmüş olduğunuz bir taş kap bulunuyor. Karahan Tepe, taş tepeler adıyla bilinen 12 tane aktif kazı alanı olan tepelerden bir tanesi. Buradaki çalışmalar tamamlandığında işte bu topraklar tarihin karanlık sayfalarını aydınlatmış olacak. Çok yakın zamanda bulunan yeni buluntular, insanların ilerledikçe mimari alanda bu yuvarlak yapıdan kare planlı veya dikdörtgen planlı eserlere doğru geçmekte olduklarını gösteriyor. Arkamda görmüş olduğunuz tıpkı Göbekli Tepe'deki T biçimli taşlara benzeyen alan ise işte bu kare biçimli alanlara yeni birer örnek. Burada görmüş olduğunuz alan kullanan insanlar tarafından işi bittiğinde veyahut da bir şeylerden saklanmak için özellikle T biçimli uzun dikili taşlar kırılarak üstleri kapatılmış. Daha sonra ise hemen yukarıda görmüş olduğunuz alana yenileri yapılmış. Altta görmüş olduğunuz alanla yukarıda görmüş olduğunuz alan arasında tam 800 yıl olduğu tahmin ediliyor. Karahan Tepe. Dünya arkeoloji tarihine yeni bir yön, yeni bir yol çizecek olan büyük keşif. İşte heyecanla bekliyoruz bu keşfin sonuçlanmasını. 2022 yılında gerekli çalışmalar yapılarak burası da ziyaretçilere açılacaktır. Bir başka heyecan verici keşifte sizlerle birlikte olmak üzere, hoşça kalın.